Sultanım. Hayırdır paşam? Şehzademizle alakalı bir haber mi var? Bu vakte kadar divandaydım. Henüz bir malumat gelmedi. Hatice Sultanımız nasıl? Yeni sarayına alışabilmiş mi? Bir müddet yalnız bırakmak lazım. Alışacaktır elbet. Geç oldu paşam. Odanıza gidin. Siz de yorgunsunuz, dinlenin biraz. Lüzum yok. Böyle iyiyim. Odanıza gidin dedim. Hatice Sultanımızın vaziyetini anlıyorum. Kalbinde derin bir yara var. Alışması, unutması güç. Peki sizin vaziyetiniz nedir sultanım? Siz kimin yasını tutuyorsunuz böyle? Ne demek bu paşa? Vallahi bunu siz bana söyleyeceksiniz sultanım. Zevcem olarak vazifelerini ihmal eden sizsiniz. Her daim bir bahaneniz var. Beni istemediğiniz gün gibi aşikar. Ancak sebebi gece kadar karanlık. Yoksa kalbinizde başka biri mi var? Mesela maziden biri. Göçüp giden biri. Bu ne cüret? Sen kimsin ki benimle böyle konuşursun? Kullarımızın haddine mi düşmüş beni sorgu sual? Derhal çık odamdan. Bir daha da odama gelme. Paşa Hazretleri. Bir arzunuz var mı paşa? Beni yalnız bırak. Thank you.
benden ırak ol. Beni günaha sokma. Yoksa kendi ellerimle alırım canını. Haydi git. Haydi. Paşam. Haydi. Haydi git. Sultanım, Mercan Ağa geldiler. Sultanım. Hayırlar olsun. Gece vakti ne işin var burada senin? Ben sizi merak ettim sultanım. Bir şey olmuş belli. Ne söyleyeceksen söyle. Dediğim gibi sizi merak ettim. Malum gündüzleri vaktim olmuyor gelmek için. Ahsen Hatun'u gördüm sarayda. İlaç almaya gelmiş. Bir hastalığınız mı var? Isırgan otu bitti deyince ben yolladım. Anlıyorum. Hayli sıkıntılı görüyorum sizi. Sorma Mercan. Hürrem Lütfü Paşa'nın aklını bir hayli karıştırmış belli ki. Vezir-i Azam da olunca kibrinden geçilmiyor. Gözün üzerinde olsun. Merak buyurmayın sultanım. Her daim gözüm üzerinde olacak. Sultanım.